Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah 30. lema 6. nükte ismi kayyum. Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismi azamı üzerinde duracağız. İsmi Hayy'in bir hülasası, Nur Çeşmesi'nin bir zeyli olmuş. Bu ismi kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. Üstad bazı risaleleri tabii hakikati farklı veçeleriyle, farklı yerlerde, makam münasebetiyle ele aldığı için bize yol gösteriyor. Bu Hayy isminin bir özetini diyor, Nur Çeşmesi'ne ek olarak koymuştuk. Nur Çeşmesi bir derleme risale, Asa-i Musa'dan akan Nur Çeşmesi diye tevhid bahisleri var. Hayy ismini ona ilave olarak, zeyl olarak koymuştuk. Bu kayyum ismi de 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. 30. söz malum, Ene ve Zerre Risalesi. Ene küçük kainat olan insanın yapı taşı, özü. Onu tanıdığımız zaman insanı anlıyoruz. Zerre de kainatın küçük yapı taşı. Zerreyi, atomu anladığımızda onun katlarından oluşan kainatı anlayabiliyoruz. Onun için bu kayyum isminin anlatıldığı bahsin böyle bir söze, yani küçük alem olan insandaki Ene'ye ve kainatın yapı taşı olan zerreye tahsis edilen 30. sözün zeyli olması oldukça manidar. Buna dikkat etmek lazım. İtizar, bir mazeret beyanı var. Bu çok önemli meseleler. Ve çok derin ve geniş ismi kayyumun cilve-i azamı hem muntazaman değil, belki ayrı ayrı lemalar tarzında kalbe hutur ettiğinden, hem gayet müşevveş ve acele ve tetkiksiz müsvedde halinde kaldığından, elbette tabirat ve ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. Meselelerin güzelliklerine benim kusurlarımı bağışlamalısınız. Malumunuz bu Risale-i Nur Kur'an tefsirinin yazılması böyle bildiğimiz alışılmış masa başında kütüphanelerde oturularak gerçekleşmiyor. Dağda, bayırda, mahrumiyet içinde kağıt yok, kalem yok, katip yok. Üstadın da kendi hattı o kadar işlek değil. Dikte tarzında yanında katibe söyleyerek ancak olduğundan, işte 30'lu yılların mahrumiyet şartları, kağıt yok zaten sürgünde. O bakımdan hele hele bu 30. lema Eskişehir hapsinde idamla yargılanırken hapishane şartlarında yazılıyor. Onun için bu mazeret çok önemli, eserin ehemmiyetine de aslında ayrı bir vurgu yapılmış oluyor. Gayet müşevveş, acele, tetkiksiz, müsvedde halinde, ilk karalama halinde kaldığından elbette tabirat ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. Bir de böyle ayrı ayrı pırıltılar halinde kalbe geldiğinden böyle çok intizamlı olmayabilir. Halbuki çok derin, çok geniş mesele. Onun için diyor, meselelerin güzelliklerine bakın, onların hatırına benim bu gibi kusurlarıma bağışlayın diye bir mazeret ve âli cenaplık beyanında bulunuyor. Bir de ihtar var. İhtar, hatırlatma, ismi azama ait nükteler, ki bu risale İsmi Azam'ın izahı olduğu için tamamı için geçerli ama burada bilhassa bunu hatırlatıyor. İsmi Azam'a ait nükteler,
ince manalar, azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususan ismi kayyuma ait meseleler ve bilhassa birinci şuağı, bu okuyacağımız bahsin ilk şuağı, birinci şuağı, haşiye, bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse birinci şuayı okumasın, ikinciden başlasın veya ahirde okusun. Yönerge, talimat diyoruz ya, en faydalı istifade okuma nasıl olur? Onun ipuçlarını da veriyoruz. Bu bahis, şöyle bir tekrar baktığında üstad diyor ki, mütefennin olmayan, yani böyle mektep, medrese, işte üniversite bilimlerinden habersiz olanlar, Risale-i Nur herkese fayda sağlıyor ama biraz üst seviyede ilim, irfan, bilgi sahibi olmayanlar diyor, bu birinci şuağı baştan okumasın. Birden böyle, çünkü sert kayaya toslarlar, sendeleyebilirler çok. Hani derler ya, demir leblebi türünden incelikli bir bahis. 30. sözün zeyli derken zaten bizi biraz hazırladı. Ene ve zerre bahsini anlayan zaten kainatı anlar. Bu da onun zeyli. Kayyum ismini anlatacak. Şimdi doğrudan bir bağ var. Onun için bizi hazırlıyor. Diyor ki bakın, bu hele hele ismi azam bahisleri, ki ismi kayyuma dair bahisler bunlar. Hele hele bu bahsin de birinci şuağı maddiyunlara baktığı için, materyalistlere birinci derecede, onların tahribatını tamire dönük olduğu için daha ziyade derin gittiğinden. İsmi azam nükteleri zaten derin ama bu birinci şua maddiyunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Tabii sıralamada da en başta olduğu için şimdi buna girip de ya bu ne, ben bir şey anlamadım deyip yarı yoldan dönmesin diye üstad birinci şuayı en sona bırak sen diyor. Böyle biraz materyalistlerin dünyasından işte haber olan, seküler eğitimden, fenden, felsefeden haberdar değilsen sen bunu en sona bırak diyor. Çünkü ben önce onların bir paylarını vereceğim. Ondan sonra alan açıldıktan sonra diğer hususları daha rahat anlatacağım. O bakımdan birinci şuayı mütefennin olmayanlar okumasın, ikinciden başlasın diyor. Ben sırayı bozmayacağım ama bu durumu da bilin. Biz inşallah anlamaya muvaffak oluruz. Olmazsa döner bir daha birinci şuayı okuruz. Dinlersiniz veyahut da. Evet. Demek ki çok derin olduğu için başlangıçta, materyalistlere baktığı için, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bu mühim bir kaide. Yani herkes elinin yetiştiğini alır. Hele hele Risale-i Nur kimseyi eli boş çevirmez. Herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bunu da bir kaideye dayalı olarak ifade ediyor. Diyor ki bir şey bütün elde edilmezse bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle. Yani ne elde etsek kar, tamamını alamadım diye elde ettiği kısmı da bırakmak, bu hissi bir reaksiyon olur, bir tepki olur yani. Ya hep ya hiç, hayatta çok tehlikeli bir kaide. Bazı durumlarda olur, bazısının çünkü yarımı olmaz ama büyük ekseriyetle ya kanaatkar olacaksın. Bu sefer bu kadar oldu, ileride daha tam olur. Onun için bu kaideyi önemsiyoruz. Bir şey bütün elde edilmezse bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle, bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum. Çok yükseklerde, ben alttaki dallardan aldım ama üstlere ulaşamıyorum. Bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kârı akıl değildir. Akıl işi değil.
İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır. Hele hele böyle manevi bahçe ise, yere dökülen tam çürümemiş meyveleri bile alsan senin ihtiyacını görür. Toptancı olmamak lazım burada. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır. İsm-i Azam'a ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi, azami genişlikte çünkü, düşünebileceğiniz en geniş ölçülerde. O zaman bunların ihata edilemeyecek, hani havsalam almadı diyoruz ya, kuşatılamayacak, kavranamayacak derecede genişleri olduğu gibi, akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Yani idrak edemiyorsunuz, akıl görmüyor. O kadar ince ki, öyle bu akıl, bu terazi onu ölçemiyor. İsm-i Azam meseleleri böyle. Bizim havsalamız almayacak genişlikte olanları var. Aklımızın alamayacağı, göremeyeceği inceleri var. Hususan ismi Hay ve Kayyum'a, tam da işte bizim kaç haftadır uğraştığımız Hay ve Kayyum isimlerine ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine. Bundan önceki bahiste hayat imanın altı erkanına bakıp remzen ispat ediyor, işaret ediyor demişti. Ne kadar manidardı değil mi şimdi? Hayattan kaderi ispat ediyorsunuz. Hayattan ahiretin ispatı çıkıyor. Hayattan peygamberlere imanın ispatı çıkıyor. Nasıl? Çünkü hepsi birbirine bağlı. Hayatın sırrını anladığımızda iman esasları zaruri hale geliyor. Ama bunlar ince meseleler. Hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne, hayatın işaretine ve ismi Kayyum'un birinci şuağına, az önce söylediği, herkesin fikri yetişmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Belki her halde imanını kuvvetlendirir. Yani hissesiz kalmaz deyince mesela ne geçer elimize? Her halükarda imanını kuvvetlendirir. İmandaki en küçük bir artış, katkı, iman artmaz eksilmez filan, o yanlış yorumlanıyor. Zerreden güneşe kadar imanda mertebe var. Tahkiki iman var. Özü itibariyle iman iman ama çekirdekle ağaç arasındaki icmal tafsil farkını düşünün. İşte üstad bunu namaz bahsinde de söylüyor. Bir aminin namazıyla bir velinin namazı arasında ne fark var? Birisi daha küçücük fidan, çekirdek belki, öbürü muhteşem ağaç. Bu iman noktasında da böyle. Özü itibariyle iman imandır. Ama çekirdek de özü itibariyle ağaçtır. Fakat bir de emek vermiş, büyütmüş, beslemiş, geliştirmiş, bir mahalleye yetecek muhteşem bir meyve ağacına dönüşmüş. Çekirdek de fidan da ama bir fidan başında bir tane meyve varsa sahibine o kadar. Onun için iman sadece icmali bir tasdikten ibaret değil, zerreden şemse kadar imanda da meratip var. Ama öz itibariyle aynı çekirdekle ağacın özde aynı oluşu gibi. Dolayısıyla imanını kuvvetlendirmek, imanda mertebe kat etmek bu işleri bilenler için tartışmasız müthiş bir kazanç. Niye? Saadet-i ebediyenin anahtarı ebedi hayatın, ama rastgele bir ebedi hayat değil, mesudane ebedi hayatın anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. Azıcık imanı kuvvetleniyor ama o iman ebedi saadetin anahtarı. O zaman bunun kuvvetlenmesi ebedi olduğu için çok azimdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, ya bir atom kadar imanı kuvvetlendi, azıcık fazlalaştı. O azıcık fazlalaşma dahi bir hazinedir. Ya, üstad bunu nasıl ifade ediyor?
fani olan bir şey, sabit bir göl mü daha büyüktür? Ebedi ama damlayan bir çeşme mi daha büyüktür? Damlaya damlaya göl olur. Ebedi olduğuna göre göller olur. E göl sabit. Fani, buharlaşır, kurur gider. Dünya hayatı böyle fani. Ahiretten orası ebedi olduğu için işte bir sinek kanadı dünyadan ağır geliyor. Allah'ın katında diyor, sizin dünyanızın sinek kanadı kadar ehemmiyeti olsaydı kafirler ondan bir yudum su bile içemezler. Ama Allah'ın mülkü yanında, ebediyet yanında dünya o kadar değersiz ki Cenab-ı Hak bol bol övene de sövene de dünyayı peşkeş hediye demek biliyorsunuz. Hediye etmiş, alın. Sövse de, küfretse de, Allah'a inanmasa da, arşa hırlasa da o izi nazile besleniyor. Ya burada ne görüp göreceksin ne? Dünyanın sultanı olsan ne olur? Senin gibi niceleri dünyayla övünenlerin hepsi baktılar ki bir hayalmiş. Uyandık, rüya bitti. Onun için siz imtihandasınız. Bunu neye vesile yaptığınıza bakın. Dünyanın kendisiyle övünmeye kalkarsanız rüyayla övünmek gibi boş bir iddia olur. Ama bu dünyada ahiret kazanılır. İşte ahiretin tarlası olarak baktığınızda o zaman ne oluyor? Dünya semalara, semavata denk geliyor. Çünkü ahiret mahsulatı buradan gidiyor. Sizin ahiret tarlanız burası. Evet, imanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki diyor ki, işte bu sırrı yakalamış, o Müceddide Elfisani İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki, işte tarikatın, tasavvufun kutuplarından, pirlerinden İmam-ı Rabbani, bakın ne diyor. Bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı, imanda bir meselenin en küçüğünün bile açılması, anlaşılması, imanın azıcık kuvvetlenmesi benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. Ya o manevi zevkler, kerametler, evliyanın kerametleri, bunların yüzlercesi bir tarafa, küçücük bir imani meselenin inkişafı bir tarafa. Onun için sahabelerde öyle keşif keramet fazla yok. Ama güneş gibi iman var. Ashabım yıldızlar gibidir. Yıldız ne demek? Uzaktaki güneş. Yapı itibariyle yıldız, güneş. Sadece uzakta olduğu için biz ona yıldız diyoruz. Güneş yakın olduğu için bize bu kadar parlak görünüyor. Yoksa güneşten çok daha parlak güneşler var. Uzakta oldukları için onlara yıldız diyoruz. Evet, onun için ashabım yıldızlar gibidir derken, siz uzaksınız ona yıldız zannediyoruz, güneş gibidir diyor yani. Benden aldıkları, Kur'an'dan aldıkları ışığı bütün haşmetiyle yansıtıyorlar. Onlara dikkat ederseniz yolunuzu doğru işaretlersiniz. İşte iman inkişaf etmiş ama keşif keramet yok. Şimdi İmam-ı Rabbani neyin daha değerli olduğunu çok iyi biliyor. Hani bazıları var ya, şu tarikata girelim biraz ya, biraz şey olsun şöyle. Keşif keramet olsun. Ya girdik 20 senedir geliyoruz gidiyoruz kardeşim, hiçbir şey yok ya. Keramet gösteremiyoruz, bir şey olmuyor falan filan. En 25 çeşit kerametten bahsederler. En alt kademesi ne? En alt kademesi kabirdekinin halini görmek. Ya öldü gitti arkadaşının mezarda, meleklerle ne yaptığını, ne konuştuğunu, ne cevap verdiğini murakabeye dalıyor ve seyrediyor ekrandan izler gibi. Bu kerametin evliyalığın en alt mertebesi. Ama bize sorsan vay be, mezarlıktan geçerken işte burada birisi şöyle yapıyor, böyle ediyor diye haber verirse. Halbuki kerametin en büyüğü ilmi keramet. İşte hayattan kaza ve kaderi nasıl ispat edersin?
hayatın her şeyi çok ince bir bilgi, plan ve proje dahilinde cereyan ettiğini görüyorsun. Bütün canlıların doğum süreleri var, ömürleri var, işte teşekkül safhaları var. Hiçbirisi şaşmadan o ince hesaba göre o projeler, hiçbir ihlal yapmadan, imar hatası yapmadan, hepsi milyonlarca imar ediliyor. Ne müthiş bir plan, proje, bilgi, ölçü, tartı söz konusu. Hayatta bunu görüyorsun. Tüm kara senekler muntazaman çıkıyor. Bunların proje mühendisleri, çalışmalar, şunlar bunlar. Bunun plastiğini yapana böyle basit hayvan figürleri yapıyorlar plastikten. Kaç kişi çalışıyor, kaç mühendis var kalıbından, renginden, değil mi? Şimdi bunların hakikisi baharda gözümüzün önünde saçılıyor. Milyarlarca, sayısız sinekler, ne harika. Kanadını bile yapamıyor insanlar. Peki burada ilim yok mu? Kayıt, miktar, ölçü. Hayatta bu nizamı görüyorsun. Allah'ın her şeyin bilgisi Allah'tadır. Biz her şeyi belli bir miktarla, belli bir kadarla, kaderle yaratıyoruz, gönderiyoruz diyor. Sen de bunu görüyorsun, ilimler tespit ediyor. Ondan sonra ya bu kader var mı yok mu? Kader olmadan bu kadar muntazam hayat nasıl cereyan edecek? Şimdi bundan büyük keramet olur mu? İşte bu ilmi keramet. Bunu söylediğiniz zaman şaşırıp kalıyor. Nice evliya dili tutuluyor. Ya bu ne müthiş, nasıl bir düşünce, bu nedir? Risale-i'de böyle yüzlerce, binlerce mesail-i ilmiye var ki kerametin en üst seviyesi olan ilmi keramet. Evet, bunlara siz vakıfsınız. İşte İmam-ı Rabbani tabii bu işin şuurunda olduğu için dikkat çekiyor. Siz böyle işin zahirine, keşfe, keramete, vecde, bilmem görünüşteki şeylere takılıp da işte havaya seccadeye atıyor, namaz kılıyor falan, bunları geç. İmani meseledeki bir küçücük inkişaf bütün bunların yüzlercesine bedeldir diyor. Altıncı mektubu ayrıca okuyun, orada teferruatı var. Bu konuyla ilgili izahlar var. Onun için ya biraz zorlanıyoruz falan, bu öyle bahçeden meyve toplamaya benzemiyor. Gerekirse ağaçtan düşme pahasına daha iyi yüksek meyvelere uzanacağız. Ama ne kazandığımızı bileceğiz. Bu manevi bahçe ne yapıyor? Bakın ne dedi? Herkesin fikri yetişmez. Her meyveyi koparamazsınız. Fakat hissesiz de bırakılmazsınız. Belki, bu belki biliyorsunuz, bilakis. Ne demek hissesiz de kalmam? Her halde, her halükarda imanını kuvvetlendirir. İmanın kuvvetlenmesi demek tamam bitti artık. Sözün bittiği yer. Saadet ebedenin anahtarı iman, kuvvetleniyor. Anahtarınız yok. Yüzlerce eviniz olsa ne olur açamadıktan sonra? Saray var, giremiyorsunuz. Bahçe kapısının bile anahtarı yok. Ne yapacaksınız? İşte böyle bir kuvvetli iman. İmanınızın kuvvetlenmesi demek, bir zerre ziyade olması demek, bir hazine. Hazine deyince gözümüz açılıyor, parlıyor. Oo, öyle miymiş ya? Ya öyle işte. İmanın bir zerre kadar kuvvetinin ziyade olması bir hazinedir. Bunu sen diyorsun, ben demiyorum. Bak Müceddid el-Fisani diyor. Üstadım İmam-ı Rabbani diyor. Ahmed-i Faruki diyor. Soyu Hazreti Ömer'e dayandığı için Ömer-i Faruk'a ünvanı Ahmed-i Faruki. Ne diyor? Bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. Bu asırda da herkes bu anahtarı kaybediyor. 40 vefiyattan, ölümden bir ikisi ancak imanını kurtarıyor. Ne zaman? 30'lu yıllarda. Osmanlı torunları, dedeleri Osmanlı olan neslin bile
Kırkta biri imanını kurtarabiliyor. Bu kadar tehlikeli bir asırda neye öncelik vereceğiz? Ya şöyle kardeşim mürşit dediğin şöyle canlı kanlı olmalı, arsın oturmalısın, sana şunu vermeli, bunu vermeli. Sen de onu yapmalısın, sonra keşfin açılmalı, ufak tefek böyle bir şeyler olmalı. Ya biz ne uğraşıyoruz? 20 senedir hiçbir şey yok. Otobüs bile denk gelmiyor. Arabanın tekeri kaldırıma vuruyor. Bütün aksilikler bizi buluyor. Hiçbir böyle bir ya uçarak gider insan. Trafik açılır, hep otobüsler denk gelir. Ya bunlar zayıf insanlar için dünyadaki ikramlardır, müşevvik. Hayrul umuru ahmezuha. Burası zahmet yeri. Ne kadar zahmete katlanırsanız, bu Rabbimin bana imtihanıdır deyip sabrederseniz o kadar yükünüzü tutarsınız. Ama biz öyle değil ki ya biraz şey yapalım da keşif keramet rahat ettirelim falan ya. Bazı işlerimizi birkaç da hüddem ayarlasak onlara yaptırsak falan. O zaman sen ahirete gitmezsin ki. Rahmet ilahi onun için ne yapıyor? Yolcu olduğunu unutma. Bak virüsü gönderdim. Aklınızı başınıza alın. Bu vücut her an dağılabilir. Valiziniz hazır olsun. Biletiniz devamlı hazır olsun. Hayat yolculuğu ahir zamanda daha da hızlanmış ve iman anahtarını yazlığına gidiyor, anahtarları almamış yani. Kendi evin bile olsa dışarıda kalırsın. Ahirete gidiyorsun. Bilet ne kadar lazım? Namaz. İman anahtar olmasa hiçbir kapıyı açamıyorsun. Onun için bilenler işte böyle diyor. Ya sen üstattan bu manada keşif keramet umanlara üstadın çok orijinal bir misali var. Birisi diyor kuyumcu dükkanına girmiş diyor. Soruyor sana buradan ne istiyorsan vereyim bu bak cevherler, elmaslar, mücevherat dükkanı. Orada da bir iki tane böyle açılışta balon malon asılıyor ya. Balonlar var, renkli bir takım süsler var filan. Ben şunlardan, ya ondan satmıyoruz. Olmaz, ben ondan istiyorum. Bak şu renkli balon ne güzel. Bak şu parlak süs ne güzel. Kardeşim bizim dükkanımızda balon yok. Böyle süsleme yok. O öyle açılıştan kalma bir iki tane bir şey. Şimdi bunu kim yapar? Bunu çocuk akıllı yapar. Oradaki elması, cevheri bilmediği için oradan balon ister. Kardeşim siz benden balon istiyorsunuz diyor. Ben mücevherat dükkanının dellalıyım. Kur'an'ın incilerini, cevherlerini Cenab-ı Hak nasip etmiş. Ben kendi işimde iflas ettim. Burada kalfalık yapıyorum. Bu Kur'an kuyumcusunda ben kalfalık yapıyorum. Benim kendi dükkanım ne? İşte gittik. İstanbul'a geldik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bizim tutacağız dünyayı, Osmanlı'yı kurtaracağız falan filan bir dükkan açalım dedik. Olmadı. Oralar parsellenmiş. Onu sonrakilere bıraktık. Biz önce kendimizi tedavi edelim. Hastalığımızı iyice bir tedavi edelim. Ondan sonra da bu asrın helaket asrının insanlarının kalp hastalığını tedavi edelim. Ondan sonra akılları başına gelince onlar kendileri bizim yapamadıklarımızı inşallah yaparlar. Biz acele ettik, kışta geldik. O işi sonradan altyapıyı sağlamlaştıranlar kendi aralarında hallederler. Biz kökleri güçlendireceğiz. Anlaşıldı. Dolayısıyla ben o dükkanı kapadım. Beyhude çalıştı diyor. Siyasetle dine hizmet edeceğim diye eski sayı. Şartlar değişmiş. Zamanı okuyunca, Bediüzzaman olunca böyle oluyor. Hemen geldim, o dükkanı bıraktım, o işi gelecek nesle bıraktım, nesli atiye. Ben Kur'an kuyumcusuna çırak olarak girdim, kalfa olarak işte. Bu mücevherler ama hala gelip de böyle benden balon isteyenler oluyor. Onlar başka kapıya. Çünkü iman anahtarı bu asırda kaybedilmiş. Karşında müthiş bir yangın var. Materyalizm kasıp kavuruyor. Allah'ı inkar. Ve
içinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Ben nasıl başka işlerle uğraşabilirim? Onun için bir zerre kadar imanın kuvvetinin artması bir hazinedir. Öbürleri bunun yanında balon gibi. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki diyor ki, bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. Tercih edilir, üstündür. İmam-ı Rabbani öyle diyor ama biz öyle demiyoruz diyenler hangi yolun yolcusu olduğunu anlamaya çalışsınlar. Evet. Bu Hay-Kayyum isimleriyle ilgili Risale-i Nur'un en mühim risalesinden olduğu yer yer ifade ediliyor. Birinci şuada da Nur ayetinden bahsederken şu ifade yer alıyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un bu ayetin iltifatına, liyakatini anlamak isteyen zatlar hangi risaleye dikkatle baksalar anlarlar. İşte bu iman anahtarının, bu hazinenin tedarikçisi Risale-i Nur. Onun için çok ehemmiyetli. Risale, hangi risaleye baksalar bunu, bu ilmi kerametleri, binlerce keşfiyatı anlayabilirler, ehil olanlar. Hiç olmazsa, yani hepsine bakamayız edemeyiz diyorlarsa, Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi olan 30. Lema namındaki 6 Esma-i İlahiye dair 6 nükte risalesine, Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddüs, Hay bitti, Kayyum ismiyle devam ediyoruz. İşte bu 6 Esma-i İlahiye dair 6 nükte risalesine, o da uzun, hiç olmazsa o lemadan ismi Hay ve Kayyum'a dair 5. ve 6. nüktelere dikkatle baksa elbette tasdik eder. 5. nükteyi 5 hafta okuduk. Şimdi 6. nükteye başlıyoruz. Neyi tasdik eder? Bu Risale-i Nur'daki imanı kuvvetlendirme noktasında Nur ayetinin orada anlattığı elektriğe işaretin yanında elektrikle beraber adeta keşfolup hayatımıza giren bu manevi elektriğin, bu manevi atom bombasının, bunlar eş zaman. Bazı, biri zulmani maddi, birisi nurani manevi, beraberce gelmiş. Biri yakıp yıkıyor bitiriyor, öbürü küfrü yakıp yıkıyor, belini kırıyor, inkarı öldürüyor. Biri maddi bomba, biri manevi bomba. Biraz böyle tarihe bakarsanız, yani elektriğin keşfi, yayılması, hayatta kullanılır hale gelmesiyle Risale-i Nur'un keşfi ve hayatta kullanılması, yaygınlaşması aşağı yukarı aynıdır. Biri nurlandırıyor, biri aydınlatıyor. Evet, en büyük güç iman, hakiki imanı elde etmek. Hele hele ahiret saadeti sebebiyle bambaşka bir şey. Buna hiç olmazsa Hay ve Kayyum ismine baksanız diyor, anlarsınız diyor. Nur ayetinden Risale-i Nur'un bu nurlandırmasına nasıl işaret çıkıyor merak ediyorsanız buyurun bak. Evet. Gelelim şimdi meselemize. Bismillahirrahmanirrahim. Biyedihi melekutu kulli şey. Lehu makalidu semavati vel ard. Ve in min şeyin illa indena hazain. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. Gibi kayyumiyeti ilahiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi. Bu kayyum isminin tecellilerini daha iyi anlamak için rehberimiz bu 4 ayet.
daha bunun gibi pek çok ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetine işaret ediyor. Bakın, kayyumiyet, kayyum ayakta tutan demek. Hay, muhyi, hayat veren, kayyum o hayatı devam ettiren, ayakta tutan. Onun için beraberce İsmi Azam'ın iki nuru diye de geçer. Şimdi gelecek. Bu ayetlerin kayyumiyete, her şeyin devamına, ayakta durmasına nasıl her an vesile olduğunu bu ayetlerden çıkarabiliyoruz. Her şeyin hüküm ve tasarrufu onun elindedir. Biyedihi melekutu külli şey. Her şeyin melekutu onun elindedir. Yani sadece görünen dış yüz değil, iç yüzü de. Şimdi mesela insanın dış yüzünü düşünün, bir de iç yüzünü düşünün, içindeki organları düşünün. Oh ya, Allah'ın kayyumiyetiyle benim hayatım devam ediyormuş. Ben ona dayandığım sürece o dur demeden benim kalbim durmaz. O çalış demeden de benim kalbim anne karnında çalışmaya başlamaz. O dur demeden benim hücrelerimin, organlarımın çalışması durmaz. Niye? Ben neyine sahibim ki zaten? Tamamen yapmış, bana teslim etmiş. Al kullan. Bakayım benim arzuma göre çalıştırabilecek misin, yoksa keyfine göre mi çalıştıracaksın? Şimdi melekutu dolayısıyla kendimiz için düşünelim. Bütün bedenimiz, trilyonlarca hücremiz, hücremizdeki sayısız işlemler, reaksiyonlar, hepsi onun elinde. Saniyede 50 milyon hücrem yenileniyor. Rabbim kefil, bitti. Ben de ona sığınmışım. Tevekkül, talallah. Hücrem çoğaldı mı çoğalmadı mı sayıyorlar. Saniyede ortalama 50 milyon hücre yenileniyor. Elhamdülillah. Dolayısıyla sadece görünen değil, bütün iç her şeyin melekutu. Bunu nasıl anlıyoruz? İşte hükmü, tasarrufu, yönetimi, idaresi, ayakta tutulması, düzeninde ilerletilmesi Allah'ın elindedir. Ve onun eli bütün ellerden üstündür. Kudretinin her şeyin üstünde olduğunu Kur'an bize böyle anlatıyor. Maşallah, Allah'ın eli ayağı yok ama biz bunu mecazi olarak kudreti manasına, kudret eli. Sonra yine bizim anlayacağımız şekilde diyor, göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bütün kainatın yer ve gök dedin mi her şey içine giriyor. Bütün semavatın ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Ayet bizim anlayacağımız şekilde ne diyor? Lehu makalit. Makalit, kilitler demek. Yani burası benim falan diyorsun. Ya hepsi tamam, kontrolüm altında, kapıda. Kilitleri bende. Ben açmazsam kimse bakamaz, giremez, karışamaz. Ben izin vermesem kimse gezemez benim mülkümden. Ben yürü dediğim için yürüyorsun sen. Kendin yürüdüğünü zannediyorsun. Evet. Semaya bile benim koyduğum kanunlara riayet ederek çıkıyorsun. Yoksa dünyadan da çıkamazdınız diyor. Evet. Rahman suresinde. Dünyada benim yönetimimi beğenmiyorsanız hayatta mülkümden çıkın diyor. Nasıl çıkacaksın hadi? Anahtarı bende. Açmazsam nereye gidiyorsun? Kapanır kalırsın. Odadan çıkamazsın. Kapattı. Hadi çık bakalım. Anahtar kimde? Çıkamaz. Bazıları kanunlarla kapatılıyor. İşte la tenfuzune illa bir sultan. Bir sultan olmadan, bir kanun, bir güç, bir vasıta olmadan
mülkünün dışına çıkamaz. Ölmek bile, ben kabrin anahtarını açmazsam sen nasıl çıkacaksın? 10 sene adam yoğun bakımda duruyor. Ölemiyor. Görüyorsunuz değil mi? 10 sene can çekişenler var. Çık demeden çıkılmıyor. Lehu makalidü semavat veraz. Arzın, semanın kilitleri benim elimde. Her şeyin anahtarı onun elinde. Her şeyin, bütün hazineler onun yanında. Her şey onun emriyle hallediyor. Yaprak benim iznim olmadan düşmez diyor. Ayet var. Aman nasıl bir iş bu? İşte onun için kolay değil. Diğer ayet kayyumiyet anlatıyor. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Bütün hazineler bizim yanımızda. Mâ min dâbbeti illâ hüve âhizun binâsiyeti. Nasiyetiha. Bu da çok manidar. Ya bazı böyle güçlü canlılar var. Şöyle kanlı canlı. Yürüyoru bir de böyle değişik vasıtalar elde etmişler. Güç toplamışlar. Tarihte firavunlar, şeddatlar, nemrutlar, orduları var, güçleri var. Oo. Dünyayı talan ediyorlar. Öyle mi? Siz onların öyle göründüğüne bakmayın. Ne diyor? Hiçbir debelenen, hareket eden, dabbe, hiçbir canlı yoktur ki biz onun perçeminden tuttuğumuz gibi, alnından tuttuğumuz gibi emrimize boyun eğdirmeyelim. Hiç öyle bir canlı yok. İmtihan gereği bazılarına dokunmuyorum ama haddi aştıkları zaman da yettiniz deyip belalarını veriyor. Nemrut'a bir sinek gönderiyor, bitiyor. Ebrehe'nin filleri varmış. Kabe'yi yıkacağım dediği zaman fillerin Rabbi diyor ki o tarafa gitmeyin. Filler gitmiyorlar. Hala direnince dur şunun aklı başına gelmeyecek. Ebabil kuşları biraz balçık atınca yukarıdan hepsi kasfin mekül. Yani yenmiş ekin gibi oluyorlar. Samana çeviriyor hepsini. İşte böyle başına buyruk ben istediğim gibi yaparım ederim diyenlere ben müsaade etmesem var ya bir yudum su içemezler. Hiçbir canlı yoktur ki biz onun alnından tutup kudretimize boyun eğdirmeyin. Alnından tutmak biliyorsunuz böyle perçem yakaladığınız zaman belli hassas noktalar vardır. Canlıları hareket ettirmek için. Eskiden öğretmenler şu favori kısmından tutup çekerdi. En çok can yakan yer orası ya da işte kulağına tırnağını geçirir. Böyle kötü şeyler olurdu. Acı vermek isteyenler. Bir de böyle perçeminden yakaladığın zaman o bir istediğin yere çekme emrine itaat ettirmenin sembolü. Ayet anlayacağımız dilden konuşuyor. Diyor ki en zayıf tarafından alnından yakalarım bastırırım. Hiçbir canlı bana direnemez. İsyan edemez. Ben müsaade ettiğim sürece gider ama yetti dediğim anda işi biter. Bir sinek Nemrut'a yeter. Karınca Firavun'un sarayını yıkmaya yeter. Neyle övünüyorlarsa. İşte bir yanardağ püskürür, hepsini bitirir. Şimdi burada neyi görüyoruz? Birincisi, her şeyin düzeninde devam etmesi, her şeyin melekutu, iç yüzü, biyedihi melekutu külli şey. Ama hazineler yanında, her şeyin anahtarı onda. Bir de usulanmayanlar mı var? Onların hepsini de hiç depretmeden alnından tutup boyun eğdirmeyi biliriz. Şimdi ne oldu? Ben düzenimi korumaya muktedirim. Her şey benim elimde. Düzenimi ihlale kalkanların da istediğim zaman cezasını vermeye muktedirim. Allah ihmal etmez, imhal eder. Mühlet verir ama
hiçbir zaman ihmal etmez. Ya baksana zalim izzetinde gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Mahkeme-i Kübra var ki çoğunun zaten buradayken ucunu gösteriyor. Evet, işte kayyumiyet. Yani her şeyin yaratılış gayesine uygun olarak hayatının sürdürülmesinde her an Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu. Kürelerin dönmesinden, atomların, elektronların hareketinden, hücrenin faaliyetlerinden, herhangi bir canlının ömrünün devamından, nefes alıp vermesinden, bir yaprağın sararıp düşmesine kadar her şey onun kayyumiyetiyle, onun ayakta tutmasıyla, onun devam demesiyle olmuş. Hakikaten geniş, hakikaten çok dakik bir mesele. Bunu nasıl anlayacağız? İşte Risale-i Nur'un farkı burada. Temsillerle çok güzel bağlıyor. Şimdi bu bahsin girişini yapalım. Bu gibi kayyumiyet ilahiye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası. Birinci ziyası neydi? Hay, ikinci ziyası kayyum. Bunlar hep rivayetlere dayanıyor. Bu iki isim ismi azamdır dersek ayet-el kürsi'de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ismi azamdır. O zaman ismi azamın iki nuru var. Hay ve kayyum. Tek başına ismi azam olabilir. İsmi azamın iki ziyasından birisi olur. Veyahut ismi azamın altı nurundan. Altı ismin içinde bir isim olduğu için. Kayyum isminin bir cilve-i azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğin cihetiyle o nur-u azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Kaside-i Ercüzesinde Sekine nam-ı alisiyle beyan ettiği ismi azam ve Celcelutiyesinde yine pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârâne bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nur-u azama işaret edeceğiz. Şua, ışın. Türkçe'de ışın diyoruz. Şua. Nüfuz eden, toplu dağılmadan ilerleyerek normal ışığın giremediği yerlere giren ışın. Bunlara radyoaktif ışınlar da diyoruz işte. vücuttan geçiyor mesela röntgen değil mi? X ışınları geçiyor. Yoğunluğuna göre kemik mi, kas mı, et mi, tümör mü anlıyoruz. Bunun gibi beş şua ışık demeti, ışın ince mesele olduğu için o en büyük nura beş şua ile işaret edeceğiz. Ondan beş ışın, beş ışık demeti, huzmesi gösterecek. Bu Ercüze ve Celcelutiye Hazreti Ali'nin kasideleri malum. Bunlarla ilgili bahis var. Orada bu sekine tabir edilen, çokça tavsiye edilen bu dua, sekine, sükunet, sakinlik manasında Hazreti Ali radıyallahu anh çok sırlı bir duasıdır aynı zamanda. Fert, hay, kayyum, hakem, adl, kuddüs. Bu altı isim, onun ismi azam olduğu için buradan Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Çünkü hadis-i şerifte ismi azamı bilerek ne olduğu gizli. Kesin şudur diyemiyorsunuz. Şahsa göre de ismi azam değişebiliyor. Onu yakalayıp ismi azamla istediğinizde o dua reddolunmuyor. Onun için ismi azam çok aranıyor. Hazreti Ali'de de bu altı isim. Bu altı ismin harflerin toplamı 19 yapıyor. Bu sekinedeki her biri için bir
bir ihtiyacınız için bir ayet seçilmiş. Onların da her biri 19 harfli. Bu ismi azamı şefaatçi yapıp o ayeti yine 19 harfli ayeti okuyorsun ve bunu 19'ar defa okuyorsun. Orada tarifi var seçine de. Tabii bu ibadettir, duadır. Cenab-ı Hakk'a en tesirli yalvarmadır. Yani dünyada da ahirette de faydasını görürsün. Biz Rabbimizden isteriz. O hayırlısını nasip eder. Onun için bu sekine duası çok manidar. Çünkü ismi azama dayanıyor. Hazreti Ali kim? Hazreti Ali aleyhissalatü vesselamın beyanıyla ben ilmin şehriyim. Ali kapısıdır. Onun için ilim şehrine girmek istiyorsanız Hazreti Ali'nin kapısından girin diyor aleyhissalatü vesselam. İşte Hazreti Ali'nin de bu iki kasidesi bu konuda en bariz öne çıkan Hüsna'dan, İsmi Azam'dan ve ayet-i kerimelerden onlardan şefaat isteyerek yapılan muazzam bir, sırlı bir münacat. Cevşen-ül Kebir'le beraber bunu da malumunuz, üstadımız hep okuyor ve tavsiye ediyor. Evet. Şimdi bu beş şua. Ben birini şöyle bir hızlıca okuyacağım. Çünkü çok zaten derin mesele. İnşallah sizler de hazırlanarak haftaya geldiğinizde bu mütefennin olalım olmayalım şu materyalistlerin kalelerini bir zir-i zeber edelim. Bütün setleri, engelleri yıkalım. İmanımızı biraz bu noktadaki tehlikelere karşı takviye edelim inşallah. Şöyle hızlıca bir iki dakikada okuyalım bakalım girişten ne çıkıyor. Birinci şua, bu kainatın Halik-i Zülcelal-i Kayyum'dur. Hep okuyoruz ayet-el kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu kainatın Halik-i Zülcelal-i Kayyum'dur. Ne demek? Yani bizatihi kaimdir. Zatından, hiçbir şeye muhtaç olmadan kendisi kaimdir. Yani ayakta durur, hiçbir desteğe ihtiyacı yok. Bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Kayyum bu demek. Birinci manası. Bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Daha önce de söyledik, eşya deyince biz Türkçe'de kullandığımız malzemelere eşya diyoruz. Arapça'da şeyin çokluğu olan eşya, şey var olan. Ne var ne yok, bütün nesneleri canlı cansız tamamını içine alıyor. Şey, yaratılmış olana şey diyoruz. Eşya bütün yaratılmışlar. Bütün kainat demek yani. Bütün eşya. Türkçe'de eşya deyince sadece evdeki kullandığımız malzemeleri kastediyoruz. O değil. Anlaşılıyor zaten. Bütün eşya onunla kaimdir. Atomlar da onunla kaim. Ağaçlar da onunla kaim, canlılar da onunla kaim, bizim hayatımız da onunla kaim. Yaptığımız bir işin devamı da onunla. Bütün eşya onunla kaimdir. Devam eder ve vücutta kalır. Yani yok olmaz, varlığı devam eder, beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun, dakikacık deyince dakik ince demek, dakika bir zaman dilimi. Burada dakika bayağı uzun bir şey. Aşireye kadar gidin. Öyle anlayın dakikacığın ama biz umum anlasın diye söylüyor. Kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Çünkü ayet-el kürsüde anlatırken hay kayyumdur derken hemen arkasından la te'huzuhu sinetun ve la ne. Onu en küçük bir uyuklama ve uyku hali tutmaz. Biz anlayalım diye anlatıyor. Şimdi elinizde bir tepsi varken, elinizde su bardağı varken uyukladığınızda ne olur? Küt bardak düşer ve tuz buz olur. Sadece bir bardak değil ki bütün kainat, her şey onun elinde. Bi yedihi melekutu külli şey. Dolayısıyla
haşa onun uyuklaması, bir anlık o nispetinin kesilmesi, tuttuğu işi bir an bırakması demek, bütün her şeyin mahvolması, yok olması. Bunu anlamak zor değil. Ayet biz anlayalım diye böyle anlatıyoruz. O hiç uyuklamaz. Hani insan uyuklayınca hayattayken düşme tehlikesi geçiriyor ya. Ya da direksiyondasınız. Uyuduğunuz zaman ne oluyor? Kaldırıma sürtüyorsunuz. Allah korusun yoldan çıkıyorsunuz. Hepiniz yaşamıştır. Bütün bu kürelerin, bütün kainatın, her şeyin nizamını bizzat Allah elinde tutuyorsa, ki yüzlerce ayet var. O zaman bir uyuklama halinde, yani bizim anladığımız şekilde düşünün. Sine uyuklama demek, nem uyku demek. Onu diyor uyuklama, uyku tutmaz. Yani siz korkmayın, o emretmedikçe hiçbir şey olmaz. İşte bunu mealen bize veriyor ama muhatap materyalist olduğu için bakın ayeti en başta söyledi, sonra sizin anlayacağınızı ben söyleyeyim diye bize onlara dayanarak bu Kur'an'ı ilaçları aromalı şurup olarak veriyor. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder. Vücutta kalır, beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse, kayyumiyet bağı, irtibatı kesilse, bizim uyukladığımız gibi bir anlık bağ kesilse, kainat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal kayyumiyetiyle beraber, Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi, leyse kemislihi şeyündür. Şimdi dedik ya uyukladığımız gibi falan, böyle bizim gibi. Biz onu anlayacağız, bırakacağız kenara. Çünkü o hiçbir şeye benzemez. Leyse kemisliği şeyin benzeri yoktur. Onu böyle acaba şöyle mi böyle mi diye şeklen benzetmeyin. Bu yola sapanlara mücessime deniyor. Bu ayetin zahiri manalarına takılanlar, oradaki hakikati, manayı bilmeyenler, bazı işte aşırı selefi şeyler öyle oluyor. Allah'ın eli diyor, baksana elindedir diyor. Biyedihi melekut diyor, demek ki eli var. Haşa, buna mücessime, Allah'a cisim izafe edilemeyiz, edemeyiz. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemislihi şey, benzeri yok diyor. Zatını düşünmeyin diyor. Düşündüğün zaman bildiğin bir şeye benzeteceksin. İnsanoğlunun sistemi böyle çalışıyor. Onun için ayet bizi uyarıyor, diyor ki Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın sıfatlarının tecellilerini tefekkür edin, seyredin. Zatı nasıldır diye o ahirette müminlere rüyeti cemalullah olarak sunulacak en büyük nimet ve lezzet. Leyse kemislihi şey, aklınıza gelen hiçbir şeye benzemez Allah. Onun için zatını düşünmeyin. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur. Benzeri yoktur. Sıfat, a'yı uzatınca sıfatlar olur. Sıfat, tek sıfat, sıfat, sıfatlar. Arapçada böyle bazı çok küçük farklarla mana çok değişiyor. Lügat, kelime demek. Lügat, kelimeler demek. Yani sözlük manasına geliyor. Ne sıfatında, dolayısıyla ne zatında, ne sıfatında, sıfatlarında, ne efalinde, icraatında, naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabz-ı rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemal intizamla tedbir eden, tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil, mesil, şerik, şebih olmaz. Muhaldir. Ya bütün kainatı, bütün şuunatıyla, her türlü özelliğiyle, haliyle, keyfiyatıyla tasarruf avucunda tutuyor. Terbiye ve idaresinde tutuyor. Bütün kainatı. Sen bunu neye benzetebilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bir benzeri daha onun için düşünülemez. Bütün kainatı bir ev gibi, bir saray gibi yönetiyor, elinde tutuyor. Kemal intizamla tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese. Tedbir, ileriye dönük sonuçlara göre işi yürütmeye tedbir diyoruz. İdare,
işin yönetimi, çekip çevrilmesi, sevk edilmesi, unsurların kontrol edilmesi, bütün elementlerin, bütün ateş, su, toprak, en temel unsurları bile düşünseniz bunların yönetimi ve terbiye, canlıların yetiştirilmesi, çocukların büyütülmesi ve bütün yavruların, mahlukatın eğitilmesi, ekosistemde hepsinin denge içerisinde yürütülmesi. Kemal intizamla tedbir, idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil, mesil, şerik ve şebih, benzer, denk, eş olmaz. Muhaldir. Evet, bir zat ki, niye muhaldir diyoruz? Azıcık şöyle ufkumuzu açalım diyoruz. Bir zat ki, öyle bir Allah ki, ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelir. Atom yaratmakla galaksi yaratmak aynı. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar o. Galaksileri de emrinde hareket ediyor, hizmetkar. Fırtınalar da onun emrinde, küçücük virüs de onun emrinde. En büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar olan, böyle bir zatı düşünün. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmayan. Ve hadsiz efrat, bir fert gibi nazarında hazır olan. Trilyonlarca fertmiş, bir kişi hiç fark etmiyor. Böyle bir zat. Bütün sesleri birden işite. Sıraya girin, sırayla konuşun. Sen ne istemiştin? Bakkal dükkanı değil ki, müşterileri sıraya koyuyor, dur ya, önce şununkini göreyim, sonra sana bakarız. Milyarlarca, milyonlarca tür var. Fertlerin zaten haddi hesabı yok. Hepsini aynı anda işitecek, cevabını verecek. Bütün sesleri birden işiter. Kalbinden geçenleri, sesi çıkmayanların da içinden geçenleri işitiyor. Nasıl bir Allah? Sen şimdi buna mesil, benzer, nazir arıyorsun. Olabilir mi böyle bir şey? Olursa zaten ilah olmaz böyle bir şey. Olur mu? Bütün sesleri birden işiten ve umumun hadsiz hacatını birden yapabilen, her şeyin ne ihtiyacı varsa hepsini aynı anda yapıyor. Bütün varlıkların sofralarını aynı anda kuruyor, kaldırıyor. Ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve nizamların şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmayan. Onun emir ve iradesi neyse ona göre her şey cereyan ediyor. Şaşmaz şekilde. Delil, delil bu intizam ve mizan, ölçü. Öyle olsaydı kafasına göre ölçüler değişirdi. Hiçbir şey hariç değil. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde, her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ol. Her yerde hazır nazırdır, mekandan münezzehtir. İşte her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ama hiçbir mekanda da yok, mekan izafe edemeyiz. Ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayy-i kayyum Zülcelal'in elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıddı, niddi olmaz ve olması muhaldir. Denk, eş, yakın, ne kadar kelime varsa üstad hepsini yığdı. Misli olamaz, naziri olamaz, şeriki olamaz, veziri olamaz, zıddı olamaz, niddi olamaz. Eşi, dengi, benzeri, hiçbir şey olamaz. Olması imkansızdır. Peki sanki şuna benzer, şöyledir, işte bak Allah'ın eli bütün ellerden üstündür diyor, ele benzetiyor filan gibi. Kur'an'da da böyle sanki eşi gibi, benzeri gibi anlatımlar var. İşte ona geldi şimdi. Yalnız kesinlikle zıddı, benzeri, misli olmaz, muhaldir. Yalnız mesel ve temsil suretini akla yakınlaştırmak için mesel ve temsil suretinde bir benzerini, bir misalini gösterme şeklinde
şuunat-ı kutsiyesine bakılabilir. Onun kutsi şuunatına, sıfatlarına, zatının. Sıfatlarına, şuunat da ayrı bir kavram, onu da ayrıca bir derste durmak lazım. O kutsi şuunatına mesel ve temsil suretinde bakılabilir. Yani ne diyoruz ya, işte bak ben de bir şeyler biliyorum ya, öğrendim, bilgim arttı. Bilmek nedir? Bildim. Ha. Şimdi buradan Allah da biliyor. Allah'ın ilmi vardır dediği zaman, ilmin ne olduğunu bilmesen hiçbir şey anlamazsın. Onun için Cenab-ı Hak bize en iyi vermiş ki, dedi ya 30. sözünüz eyli olsun diye. Onu okursak burayı daha iyi anlıyoruz. Bize ölçüyü vermiş ki, ha bununla kıyasla anla. Bilmek ne demek, işitmek ne demek, görmek ne demek? Allah her şeyi görür. Allah'ın haşa gözü var demek değil. Ama sen görmenin ne olduğunu gözün sayesinde öğrendin. O zaman gözü verenin gözsüz olmasını düşünebilir misin? Elbette gözü veren, gözü de görür, gözün gördüğünü de görür. Ona göre verir. Aksi takdirde bu uyum nasıl sağlanacak? Ama haşa Allah'ın da bizim gibi gözü vardır, o olmaz. İşte bu mesel ve temsil suretinde biz onun kutsi şuunatına ki ene de diyor, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz sıfatını, esmasını, şuunatını bildirecek binler ölçü, ahval, ene de münderiştir diyor. İşte bu numunecikleri koymuş. Bununla biz ne yapıyoruz? Mesel ve temsil suretinde Allah'ın kutsi şuunatına bakabiliyoruz. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat, benzetmeler, anlatımlar, temsiller bu mesel ve temsil nevindendir. Mesel ve temsilde biliyorsunuz sadece hakikate ulaşmak için bir merdivendir. Sırrı temsil merdiveniyle yüksek hakaika çıkıldı. Şimdi yukarıya merdiven kullanarak çıkabilirsin. Ama o merdiveni çıktıktan sonra kenara koyacaksın. Merdiven seni en güzel meyveye yaklaştırdı. Ama tutup da merdivenin basamaklarını kemirirsen meyve niyetine halt edersin. Yani temsil, misal bizi manaya ulaştırmak için bir merdiven. Temsilin kendisinde mana aramayacaksın. O seni manaya yaklaştı. Bu Kur'an'ın metodu. İşte burada az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Allah'ın elindedir diyor. Allah perçeminden tutar, boyun eğdirir diyor. Bu, işte bu mesele ve temsil. Ha, Allah'ın hakimiyeti bütün canlılara o hükmediyormuş derken, bu misalle anlatarak bizi rahatlatıyor. Ne demek istediğini anlıyoruz. Tenezzülat ilahiye deniyor. Ama bu işin usulünü bilmeyenler, belagattan, edebiyattan anlamayanlar, zahirine takılanlar, böyle dediğine göre işte Allah'ın eli varmış diyor. Eli var diyor Allah. Allah'ın eli bütün ellerin üstündedir diyor. Demek ki eli var. Ayet öyle diyor. Halbuki bu bizi o manaya, Allah'ın kudretini anlamaya, üstün, her şeyden üstün olan kudretini anlamaya bir pencere. Kur'an'ın metodu bunu üstad en güzel şekilde kullanıyor. Hatta kendisine bu Risale-i Nur'daki bu kadar tesir nereden geliyor diye sorulduğunda ne diyor? Kur'an'ın diyor sırrı icazından olan diyor, temsil diyor. Bizim de çok faydalandığımız bir usul. Sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika çıkıldı. Sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakaik yakınlaştırıldı, gösterildi. Sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Şimdi işte bakın temsilin, teşbihin, işte bu edebi manadaki anlatımın ne kadar hususiyetleri var. İşte Cenab-ı Hak için mesel, temsil olmaz. Ama bununla onun kutsi şuunatına bakılabilir. Risale-i bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendirler. Şimdi kaderle cüz-i ihtiyariyi nasıl bağdaştıracağız sorusuna cevap verirken bir misal verir. Değil mi? Der ki sen şimdi bir tane çocuğu omuzuna alsan,
gücü kuvveti yok o çocuğun. Sen diyorsun ki benim gücüm kuvvetim var. Sen nereye istiyorsan sen oraya götüreceğim. E çocuk şimdi bir dağ başını istedi. Götürdün. Orada bu sefer üşüdü, düştü. Başladı mızıldamaya. Beni niye buraya getirdin derse bir tokadı hak eder. Sen istedin, getirdim. İşte bu temsilden ne diyor? İşte diyor Cenab-ı Hak da diyor. Kulunun isteğini, cüzi iradesini kendi kudretine, külli iradesine bir şartı adi yapmıştır. İmtihan etmek için en son tercihi dokunmayı sana bırakmış. Tesisatı çekmiş ama lamba yanmıyor. Niye? Lambayı yakmak istiyorsan düğmeye dokunacaksın. Bütün sistem harekete geçecek. Aydınlıkta oturacaksın. Ya ışık yansın ben şimdi üşenirim düğmeye dokunma. O zaman karanlıkta kal. Beni niye karanlıkta bırakıyorsun? E dokun. Bu sefer bir dokunuyorum her yer aydınlanıyor. Hayır gururlanamazsın. O Allah'ın takdiri, kaderi onun yarattığı bir şey. Benim payım ne? Sen onu kabul edersen, dokunursan, istersen o niyetine göre Allah sana yapmış gibi ücret veriyor. Yoksa sen yapmıyorsun. Yaratan Allah onu isteyen, cüz-i ihtiyarıyla tercih eden en son düğmeye dokunan sensin. Az sonra sorun düğmesine basarak sen 50 kat nasıl çıkacaksın? Sistem kurulmuş da sen tercih ediyorsun. Şimdi o çocuk misali gibi çocuğun gitme imkanı yok. Ama sen diyorsun ki sen istediğin yere götüreceğim. Cenab-ı Hak da kuluna diyor ki ey kulum bak bu vücudu sana verdim. Al bunu. Bunu kullan. Ama dikkatli kullan. Bak talimatlara uy. Suyla çalışan şeye arpa suyu doldurma. Benzinliğe mazot koyma. Ama kullan. Helal hoş olsun. Fakat dikkat et. Talimata göre kullan. Ona göre uyarsan ne âlâ istifade edersin. Kurallarıma uymazsan sonucuna katlanırsın. İmtihandayız çünkü. İşte mesela bu çocuğu omzuna alıp istediği yere götürmek misalinden anlıyorsun. Şimdi haşa Allah baba mı yani? Bir adam mı birinin omzuna alıyor? Ama oradaki nedir? İşte temsil. Manayı aldığımız anda o iş bitti. Merdiveni dayadık ağaca çıktık artık meyveyi yiyeceğiz yani. Merdiveni yalamanın bir anlamı yok. İşte bu edebi hususiyetleri bilmeyenler merdivenden meyve tadı almaya çalışıyor. Bu sefer işte haşa mürciyeler, mücessimeler, bir yığın davet fırkaları bu şeyden çıkıyor. Günümüzde de bir yığın abuk sabukluklar, iş bilmezlikler yine buradan çıkıyor. Halbuki bu Kur'an'ın bize öğrettiği, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam talim ettiği tebliğ anlatma şekilleri. Evet. Burada bu kalalım bundan sonra derin derin bu maddi yunlara baktığı dediği. Çünkü kayyumiyet her şeyi tek yekta misilsiz bir Allah'ın her haliyle ayakta tutması, sürdürmesi. İşte o tabiat risalesinde anlatılan bütün yolları fikren kapatıyor. Hiçbir şey kendi kendine olmaz, hiçbir şey tesadüfen olmaz, hiçbir şey senin zannettiğin gibi tabiat, doğa bilmem ne yapması değil. Her şey doğrudan doğruya Allah'ın yaratmasıyla ve sürdürmesiyle oluyor. Bir an kesse her şey mahvolur. Şimdi bu muazzam, geniş ve derin hakikati materyalistlere anlatmak için bayağı bir emek gerekiyor, gayret gerekiyor ama üstad bu işi Kur'an'ın yardımıyla çok hassas bir şekilde ele almış. Uzunca bir bahis, birkaç hafta inşallah bu kayyumiyet sırrını anlamaya ayıralım, gayret edelim. Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.